Sevgili Reklampedia takipçileri, yeni bir astroloji ile karşınızdayız. Astroloğumuz Uygur Gür bize bugün Venüs Retrosu'ndan bahsedecek. Evet. Ama Venüs Retrosu'na geçmeden önce bir teşekkürümüz var izleyicilerimize, takipçilerimize. Efendim, son bir ayda gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydetti kanalımız. Bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Sorularınızla, yorumlarınızla hep bizimlesiniz. Bunun için özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Kesinlikle. Çok hakikaten çok desteklediniz. Çok güzel sorular geliyor. Çok ilginç yorumlar geliyor. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok kıymetli. Çok sağ olun. Uygur Bey teknik soruları da seviyor. Evet evet seviyor. Parantez içinde belirteyim onu da. Bu arada Mart ayı burçlarımızı ayrıca çekeceğiz ama bundan sen bahsedeceksin zannediyorum. Uygurcuğum seni dinleyelim. Venüs Retrosu'nda yavaş girelim değil mi? Ne bekliyor? Evet girelim. Şimdi öncelikle sevgili izleyiciler, hakikaten bu Mart ayı genel burç yorumu değil. Bu sadece Mart ayında gerçekleşecek Venüs Retrosu'na dair bir yayın. Biz burada biraz size Venüs Retrosu'nu anlatacağız ve burçlar üzerindeki genel etkisini ve spesifik olarak artı etkilerini, yani şöyle düşünün, bir genel etki var Venüs Retrosu'ndan dolayı. Bir de bu genel etki içerisinde sizin yükseleninizden dolayı bazı etkiler daha fazla ortaya çıkıyor. Ayrıca da onu da anlatacağız tabii ki. Yani burçlar üzerindeki spesifik etkilerini de. Şimdi Venüs ne zaman geri hareketine başlıyor? 3 Mart öğlen 12'de öncelikle bir durağan hale gelecek. Yani Venüs iyice yavaşlayacak. Ondan sonra 3 Mart'tan itibaren geri hareketine başlıyor. 3 Nisan'da Balık burcuna kadar geriliyor. Tekrar 16 Nisan'da öğlen 1.30 gibi ileri hareketine Balık burcundan Koç burcuna doğru tekrar başlıyor. Demek ki böyle bir 40 gün kadar bir çilemiz olacak. Venüs Retrosu var. Şimdi bu Venüs'ü biraz anlatalım. Bitmedi çilemiz. Babillilerde Iştar. Evet. Eski Yunan'da Afrodit. Evet. Afrodit deyince aklına Banu Alkan geldi değil mi senin de? Onu gelmesin. Düşünmüştüm. Evet. Benden çok yaşayacaksın. Evet güzel. akşam ya da sabah yıldızı da diye tabir ediliyor. Niye akşam yıldızı, sabah yıldızı? Çünkü dikkatinizi çekerse tam güneş doğarken ve batarken Venüs'ü görebilirsiniz. Bakın ufuk çizgisinde Venüs'ü görürsünüz. Son derece parlak bir yıldızdır. Astrolojide de sabah yıldızı ya da akşam yıldızı olması önemlidir. Çünkü nevi değişir. Sabah yıldızı olduğunda daha savaşçıdır. Akşam yıldızı olduğunda daha sevgi doludur. Daha sevgi tanrıçasıdır Venüs. Güneşten çok uzaklaşamıyor. En fazla 48 derece kadar uzaklaşabiliyor Venüs. Güneş ve aydan sonraki bizim galaksi sistemimizdeki en parlak yıldız. Böyle bütün güneşler bütün ışınları emiyor. İçinde biriktiriyor. Böyle çok fazla işte o gazlar var. O böyle pek dışarı çıkamıyor. Gezegenin içinde saklı kalıyor. Bulutlarla kaplı. Dolayısıyla çok sıcak bir gezegen. Yaşamaya çok müsait bir gezegen değil. Zodyak turunu 225 günde tamamlıyor. Yani 225 gün sonra yine aynı noktaya geliyor. Şöyle düşünün. Her burçta ortalama 20-25 gün kadar kalıyor. Demek ki günde ortalama 1.5 derece falan ilerliyor. Geri giderken bu 40-42 gün kadar sürüyor ve pentagram çiziyor. Bu 5 köşeli yıldız vardır pentagram, bilir misin? Hatta bilmiyorum. Şeytan derler. Evet. Hatta bu yüzden kadınlara da şeytan derler ama biz demiyoruz tabii ki. Ama hani bu laf buradan geliyor aslında. Şimdi şöyle, 8 yılda bir Venüs aynı burçta geri gidiyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 8 yıl önce yine Mart ayında Koç burcunda Venüs Retrosu yaşamıştık. Eğer Mart 2009'da böyle çok spesifik bir takım olaylar yaşadıysanız, bir takım kötü anılarınız ya da zor anılarınız varsa aman dikkat, bir benzeri tekrar bu Mart ayında olabilir. Şimdi Venüs hangi burçları yönetiyor normalde? Boğa ve Terazi burcunu yönetiyor. Boğa'da daha çok finansal konularla ilgili, Terazi'de daha çok ilişkiyle ilgili konuları sembolize ediyor. Dolayısıyla Boğa ve Terazi'nin tam karşıt burçlarında zararlı. Yani Akrep'te zararlı, Koç burcunda zararlı ve Koç burcunda zaten bu retro gerçekleşecek. Venüs Balık burcunda yücelir bu arada. Dolayısıyla karşısında Başak burcunda da düşer. Uygurcuğum bir sorum var. Tabii ki. Bu noktada zararlı olduğu burçlar için Koçları ve Akrepleri belirttin. Neden zararlıdır bir? İkincisi yüceldiği burç mu diyelim? Yüceldiği burç Balık. Neden Balık da yücelir? Ve düşük olduğu burç Başak. Neden aslında Başak da düşüktür? İlginç. Şimdi öncelikle Venüs Mars'ın burçlarını çok sevmez. Yani Koç ve Akrebi çok sevmiyor. Çünkü doğasını ifade edemiyor. Niye ifade edemiyor? Anlatayım. Mesela Koç tabii ki daha ben diyen bir yapıda. Şimdi
ilişki biz demeli değil mi? Yani terazi biz diyor. Tam karşıt burcu Koç ben Doğru. diyor. Venüs kendini orada rahat ifade edemiyor. Yani Venüs Koç burcundaysa kişinin haritasında. Bakın bu Koç burcu için yapılan genel bir yorum değil. Siz herhangi bir farklı burcunuz olabilir ama haritanızda Venüs'ünüz Koç burcunda olabilir. Bu da şu anlama gelir. Demek ki ilişkiyi birazcık daha çarçur eden bir yapınız var. İlişki için gerekli ödünleri vermeye yanaşmayan bir yapınız var. Yani dolayısıyla Venüs Koç burcunda zararlı. Çünkü Koç'un o ego yönü çok ağır basıyor ilişkide. Dolayısıyla ilişkiyi kotaramıyor. Yine Akrep'te niye zararlı? Çünkü Akrep'te de ilişkinin daha çok cinsel yönü ağır basıyor. Bir de böyle hani İlişkiyi biraz tüketen bir tarafı vardır. Venüs'ü tüketir Akrep. Evet. Birazcık daha tüketir, zordur. Anlatabiliyor muyum? Bir de cinsel yönü çok ağır basar. Yani duygusal, o romantik, o keyifli yönü çok ağır basmıyor Akrep'te. Balık burcunda yükseliyor çünkü hani daha böyle platonik aşklarla ilgilidir Venüs balık. Böyle mesela karşıdaki sizi sevmeyebilir ama haritanızda Venüs diyelim ki balık burcunda. O şekilde yani doğduğunuz anda Venüs balık burcunda haritanızda, natal haritanızda. Karşıdakinin sizi sevip sevmemesi umurunuzda değildir. Siz zaten aşka aşıksınızdır. Orada o yüzden Venüs çok yücelir. Evet. Hani böyle bir yaratandan ötürü sev vardır ya hani evet. o mod. Anlatabiliyor muyum? Evet. Karşıdaki umurunda bile değil. Yani ben seviyorum, aşığım, önemli olan bu. Son derece fedakardır. Başak'ta niye zararlı? Çünkü Venüs Başak'ta biraz şey, sevgiyi algılayış şekli hizmet yoluyla. Yani diyor ki ben sevgiyi nasıl anlayacağım, beni sevdiğini nasıl anlayacağım, bana hizmet ediyorsa. Yani sözcükler onu çok ilgilendirmiyor. Romantizm onu çok ilgilendirmiyor. Kişinin haritasında hangi burçta doğarsa doğsun, Venüs Başak burcundaysa orada birazcık sıkıntılı oluyor dolayısıyla. Biraz evet. eleştirel oluyor ilişkilerinde. Evet. Evet. Biraz pimpirikli oluyor. Biraz fazla hijyenik oluyor. Başak'ın spontan olduğu yerde durumlara çok doğal. Adapte olamıyor. Evet, Aha. aynen öyle. O şekilde Başaklar. Söylüyor. Ama mesela Başak'ta da Merkür çok kıymetli biliyorsun. Evet, evet. Yani niye? Çok zeki. Çünkü Merkür orada hakikaten böyle bilgisayar gibi bir zeka veriyor. Neyse hani bu şekilde cevaplamış evet. olalım. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Venüs aslında haritalarda bizim nasıl ilişkiye girdiğimizi anlatıyor. Yani ilişkiden ne anlıyoruz? Aşktan ne anlıyoruz? Aşka bakış açımız nedir? Kişinin haritasını açarsınız, Venüs'ün konumuna bakarsınız ve dersiniz ki sana göre sevgi bu. Sana göre aşk bu. Belki de bu yüzden istediğin aşkı bulamıyorsun. Çünkü sevgiyle ilgili bakış açında bir sıkıntı var. Bunu düzelt. Hani bu anlamda aslında astrolojik danışmanlık güzeldir. Evet. Bir de şey deriz. Venüs erkekte, erkek haritalarında flört ettiği kadını anlatır. Kadın haritalarında ise kendini bir kadın olarak, dişi olarak nasıl gördüğünü anlatır. Böyle de bir de vurgu vardır Barış'cığım. Yalnız bugün evet. gerçekten efsanesin. Ne açıdan? Şu açıdan. Evet. Yani bir izleyici senin şu dediklerini cidden dikkate alırsa evet. Hayatında bence çok büyük bir ilerleme sağlar. Yani teşekkür ederim Barış. Rica ederim. Astrolojinin aslında amacı bir farkındalık yaratmak. Evet. O yüzden haritalarınızı muhakkak hakim olun. Venüs'ünüz nerede? Nevi ne? İlişkiye bakış açınız ne? Nerede hata yapıyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Belki partnerinize kızıyorsunuz. Açın bakın bir Venüs'üne. Onun ilişkiden beklentisi ne? Sizinle aynı algıda, aynı bakış açısında olmak zorunda değil. Buna muhakkak bakın derim. Şimdi Venüs Retrosu'nu 4 ana başlıkta inceleyeceğiz. 1. İlişkiler. 2. 2. Finansal konular, 3. Estetik güzellik ve 4. En son sağlık. Şimdi bu yapacağım 4 ana başlıktaki yorumlar bütün burçları ilgilendiriyor. Daha sonra da bu genel yorumlarda hangi burcu hangisi daha çok ilgilendiriyor onu konuşacağız. Şimdi bir kere ilişkilerle ilgili. Venüs retrolarında yeni ilişkilere başlanmıyor arkadaşlar. Niye başlanmıyor? Çünkü o ilişkinin mayası tutmuyor. Uygun bir dönem değil. Bir de kafa karışıklığı çok oluyor. Şimdi bir ilişkiye başlarsınız, o sırada eski sevgiliniz döner. Ya da ilişkiye başladığınız kişinin eski sevgilisi döner. Bir bakarsınız bir tuhaf davranıyor. Ya bu ne istiyor benden? Yani hani biz güzel bir başlangıç yapıyorduk, hala aklı eski sevgili de mi? Hani böyle durumlar olabilir. O yüzden ilişkiler için çok uygun değildir. Bu dönem böyle eski sevgililer hortlar. Böyle birdenbire bir mesaj gelir. İşte seni özledimler vesaire. Hani zor bir dönemdir aslında. Evet. Ama ne diyoruz?
X'ten next olmaz diyoruz. Değil mi Barış'cığım? Dolayısıyla hani böyle bir tamam hani ya özledim aslında iyi oldu filan diyorsanız tamam ama büyük de beklentilere girmeyin. Özellikle çok aşıksanız, terk edildiyseniz, geri döndüyse aman geri döndü diye çok sevinmeyin. Venüs retrosu biter. Hmm. O sevgili tekrar gider. Buna dikkat edin. Böyle ayrılıklar filan olursa Venüs retrosundaki olabiliyor bazen. Çünkü böyle lüzumsuz kıskançlıklar, dedikodular, böyle bir gerilim olabiliyor ilişkilerde. Çünkü Venüs retrodayken İlişkin o romantik, güzel, keyifli yanları olmuyor. Venüs'ün gölge yanları ortaya çıkıyor. Yani daha böyle kafamız karışık oluyor. Ne bileyim daha çapkınlığa meyilli oluyoruz. Değer vermek istemiyoruz. Daha bencil oluyoruz. Dolayısıyla ilişkilerde kopmalar ve ayrılıklar olabiliyor. Bu doğaldır. Ama buna da kafanızı çok takmayın. Biz Venüs retrolarındaki ayrılıkları da çok ciddiye almayız. O tekrar barışırsınız. Yani genelde öyle oluyor Barış'cığım. Genellikle barışılıyor. Böyle bir kafa karışıklığından mütevellit aldatma ve aldatılma konuları çok olur Venüs retrolarında. Çünkü dediğim gibi tekrar o Venüs geri hareketi Venüs'ün gölge yanı ortaya çıkıyor. Venüs bizim aslında manevi değerlerimizi de anlatır. Manevi değerlerimizi, ahlaki durumumuzu. Şimdi o geri harekette demek ki orada bir maneviyatta, bir değerlerde bir bozulma oluyor. Yani böyle aldatma, aldatılma konuları çok ön plana çıkıyor. Dikkat edin ilişkinize sahip çıkın. Evlilik. Söz, nişan. Bu konulara girmiyoruz. Allah'tan yazın olmadı Venüs retrosu. Bundan bir önceki Venüs retrosu çünkü yaza denk gelmişti. Herkes evlendi falan. Böyle gayet hakikaten sonra ne oldu? Yani çok tehlikeli evlilikler var. Ben de sık sık takip ediyorum. Bir insanlar beni çağırdı düğünlerine. Bir baksana nasıl bir gün falan. Hani bir şey de diyemedim. Venüs retroda iptal et de denmiyor. Denmiyor hani değil mi? Keşke baştan sorsa ama o hakikaten olmuyor. Yani söz nişan yine biraz daha kotarabilir ama kesinlikle evlilik lütfen uzak durun. Bir Venüs retrosu hikayesi olmasın evliliğinizde. O zaman ilişkiniz hep sıkıntılı olur, problemli olur. Gerek yok. Hani bunu yapmayın. Mümkünse Venüs retrosu bitimi. Nisan 16'dan sonra gerekli hareketlere başlayın. Şimdi maddi konular. Özellikle boğadan mütevellit. Boğa Venüs'te çünkü daha çok finansal gösterge. Dolayısıyla Venüs'ün bir finansal boyutu var. Finansal göstergedir. Şimdi Venüs geri hareketlerinde böyle kaybolan eşyalar bulunur. Değerli eşyalar. Aa nicedir işte bu tesbihim kayıptı, küpem kayıptı. Hani bütün bunları bulabilirsiniz. Böyle elinizi cebinize atarsınız bir para çıkar, sevinirsiniz. O 50 lira kalmış filan. Hani böyle durumlar olabilir. Maddi yatırımlar yapmıyoruz. Maddi yatırımlar için doğru bir zaman değildir Venüs retroları. Kâr edeceğim derken zarar edersiniz. Planlar ters gider. Her şey karışır, süreçler uzar. Dolayısıyla canınız sıkılır. Lütfen maddi bir yatırım yapmayın. Koşullar her an değişebilir. Süreçler her an değişebilir. Para zaten çok bereketli olmaz Venüs retrolarında. Göreceksiniz. Böyle cebinizde delik vardır. O para akar sürekli. Ya nereye gitti, ne ara harcadım kafanız karışır. Böyle zaten eski borçlar çok çıkar. Böyle lüzumsuz borçlar karşınıza gelir. Ortak işlere başlamıyoruz. Biriyle ortak olup yeni bir işe başlamayın lütfen. Doğru bir zaman değil çünkü Venüs uyumla ilgili bir gezegen. Orada bir uyumsuzluk olacaktır ortaklaşa işlerde. Bir de hali hazırda ortaklaşa yürüttüğünüz bir iş ortağınız varsa onunla ilgili de biraz canınız sıkılabilir. Biraz güven duygunuz zedelenebilir. Biraz bunu tartıp ölçmeniz gerekebilir. Tabii ki bu ilişkiyi bitirmeyin. Yani demek ki biraz sakin olacaksınız. Ortaklık ilişkinizi gözden geçireceksiniz. Uygurcuğum, bana bir şey söyleyeceksin. Evet, bir şey soracağım. Yani ortaklıklarda karar 3 Mart'tan önce alındıysa yapılabilir mi? Tabii ki. 3 Mart'tan önce kararlar alınmıştır. İşte ne bileyim hani gerekli imzalar atılmıştır. Artık siz bir ortaksınızdır. Bunda bir sıkıntı yok. Peki ilişkiler için? İlişkiler için de öyle. Ama Venüs retrosunda bunların bir sınavı olacak. Aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Ama yeni başlangıç hiç yapmıyoruz. Halihazırda başlamışsa da biraz sınava tabi tutulacak demektir. Algılayabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle gayrimenkul alışverişleri. Ev, gayrimenkul, toprak, arsa vesaire bunlara girmeyin. Şimdi Venüs retroları çok ilginçtir. Böyle uzun zamandır takip ettiğiniz bir gayrimenkul vardır. Hop Venüs retrosunda o karşınıza böyle bir indirim olarak gelir. Aman ne güzel işte ben bunu takip ediyordum, kovalıyordum. Nihayet satışa çıktı ya da çok pahalıydı. Güzel bir indirim yapılmış. Şunu hemen bir alayım. Şimdi bu öyle bir konu ki tabii insanın karşısına iyi bir gayrimenkul çıktığı zaman uygun bir fiyata insan kaçırmak istemiyor ama yani bu genellikle doğru bir yatırım olmuyor. Arkadaşlar Venüs retrosunda bunu yapmamaya çalışın. Hani bu işi nasıl becereceksiniz bilmiyorum. 40-42 günlük bir süreden bahsediyorum ama 16 Nisan sonrasına atabilirseniz son derece iyi olur. Taşınmıyoruz.
Kesinlikle herhangi bir sözleşme imzalamıyoruz. Gerek yok. Bunlardan uzak duruyoruz. Şimdi estetik ve güzellik dedik. Gidip burnunuzu yaptırmayın. O burundan memnun kalmazsınız. Kaş dizaynına falan girmeyin. O kaşlar berbat olur. Saç boyatmayın. O renk tutmaz. Saçınız yanar. Ne bileyim yani bu erkekler için de geçerli. Yani bir saç kestirir. Böyle kafasında bir şey vardır. Bir tarz yapacaktır. O tarz tutmaz mesela. Kullandığınız ne bileyim kozmetik eşyalarına dikkat edin. Birden böyle alerjiler falan ortaya çıkabilir. Böyle cildiniz kabarır. Yeni ürünler denemeyin. Ne bileyim yine erkekler için de geçerli bu. Ne bileyim bir losyonunuz vardır. Ya bir cildim ne oldu benim böyle bir kabardı bir yandı dersiniz. Venüs retrolarında böyle şeyler olur. Evinizde tadilat yaptırmıyorsunuz. Lütfen duvarınızı falan boyatmayın. Ya ben bu rengi çok beğendim dersiniz. O duvar o renk öyle çıkmaz. Ondan sonra sinir olursunuz. Ustanız gelmez. Ustanız hastalanır. Borular patlar. Tadilat problemleri çıkar. Evi yaptıracağınıza pişman olursunuz. Dolayısıyla dekorasyon, estetikle ilgili hiçbir çalışma içerisine lütfen girmiyorsunuz. Kesinlikle memnun kalmazsınız. Sağlık. Şimdi Venüs retrolarında özellikle genital bölgelerde çok sıkıntıları olabilir. Cinsel hayattan mütevellit bir takım sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla orada bir titiz olun, dikkatli olun. Hani ben de dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bu şekilde özetleyeyim. Sürpriz hamilelikler çok olur. Eğer evliliğinizde bir çocuk planlamıyorsanız dikkat edin. Hani istemiyorsanız lütfen bu konuda titiz olun, korunun. Zaten evli değilseniz daha dikkat edin. Sürpriz hamilelikler için riskli. Hamilelik istiyorsanız hayır ya uygun. Ben anne olacağım, baba olacağım diyorsanız da doktora gidin. Öyle kendi kendinize bir şeyler denemeyin. Çünkü düşük riskinin çok olduğu dönemlerdir Venüs retroları. Orada muhakkak bir doktora gitmek gerekir. Hatta hali hazırda hamileyseniz de doktorunuzla irtibat içinde olun. Bir baktırın çocuğun sağlığı nasıl. Venüs retroları riskli dönemlerdir. Özellikle hamileliğin ilk başlarındaysanız bayanlar lütfen dikkat edin orada. Böyle şeydir hani su içsem yarıyor deriz. Tam öyle bir dönem. Venüs retrolarında su içseniz yarar. Kilo veremezsiniz. Diyete falan ya bence başlamayın. Yani bir yandan müthiş iştah açılması oluyor. Evet. Böyle hani ya ben yiyorum ama midede bir delik mi vardır? Nedir? Nereye gidiyor bu yediklerim? Yani hani ben doymuyorum duygusunu çok yaşarsınız. Buna dikkat edin. Zor kilo veriliyor efendim. Özetle bu. Bu şekilde özetlemiş olayım. Şimdi bütün bu bahsettiğim genel Venüs retro özelliklerini bütün burçlar yaşayacak. Ama bu bahsettiğim genel sıkıntılar içerisinde hangi burçlar hangi sıkıntıları daha ağırlıklı yaşayacak? Şimdi bir ona geçelim. Evet Uygurcuğum, koçları ve yükselen koçları Venüs geri hareketinden neler bekliyor? Neler bekliyor? Şimdi sevgili koçlar ve bilhassa da yükselen koçlar, Venüs geri hareketini siz kendi burcunuzda, kendi yükseleninizde yaşayacaksınız. Nerede? Birinci evinizde. Yani fiziki görüntünüzü ilgilendiren bir yerde, ikili ilişkilerinizi, günlük hayattaki temel davranışlarınızı, hareket kabiliyetinizi anlatan bir evde yaşayacaksınız. Bu da demek oluyor ki fiziki görüntünüzle ilgili herhangi bir değişiklik yapmamanız gerekiyor Venüs geri hareketinde. Bu nedir? İşte burun estetiğidir. Dişlerinizi yaptırmak istersiniz. Saç baş boyatayım. Birkaç dizaynı yapayım. İşte hani bu tarz şeylere girişmiyoruz. Çünkü memnun kalmayacaksınız. Memnun kalmadığınız zaman zaten atarlısınız. Daha da sinirleneceksiniz. O yüzden sevgili yükselen koçlar lütfen fiziki görüntünüzde Venüs geri hareketinde herhangi bir harekette bulunmuyorsunuz. Kozmetiklerle dikkat edin. Böyle bir takım alerjik problemler yaşayabilirsiniz. Cildiniz kabarabilir. Dolayısıyla dikkatli ürünler kullanın. Zaten yeni bir ürün falan çok tercih etmeyin. Denemeye kalkmayın. Bir bekleyin, bir 16 Nisan'ı geçsin, Venüs retrosu bitsin. Ondan sonra siz her zaman kişisel bakımınıza önem gösterirsiniz. Çünkü siz kendinizi ifade etmeyi, göstermeyi seven bir burçsunuz. Tekrar yeni ürünler deneyebilirsiniz. Yeniliklere her zaman açıksınız, girişimcisiniz. Ama 16 Nisan'a kadar bundan lütfen uzak durun. Kilo alabilirsiniz. Venüs retrosunda müthiş bir iştah açılması yaşayacaksınız. Böyle yedikçe yersiniz, yeni tatlar denemek istersiniz. Böyle ben doymuyorum dersiniz. Böyle gece acıkmaları falan olabilir. Ne bileyim hani bunlara biraz dikkat edin. Zaten rejime de başlamayın söyleyeyim size. O rejimlerden pek bir hayır gelmiyor Venüs retrolarında. İlişkilerinizde böyle bir yavaşlama
hissedebilirsiniz. Böyle bir durağanlaşır. O ilişkinizde eski keyfi alamıyorsunuzdur. Bu illa bir aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Her türlü ilişkiden bahsediyorum. Hani ilişkilerin bir de böyle bir keyifli bir yanı vardır. İnsan bir karşılaşmaktan, sohbet etmekten, beraber vakit geçirmekten hoşlanır. İşte o keyfi alamazsınız. Ha işin içinde aşk varsa o eski aşkı hissedemezsiniz. O romantizm yoktur, o tutku yoktur. Hani bununla ilgili bir eksiklik hissedebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Biraz ilişkinizi belki gözlemleyeceksiniz. Böyle düşünün. Aslında ilişkileri gözlemlemek için çok güzel bir dönem. Lütfen ilişkinizi gözlemleyin. Tartın, ölçün, biçin. 16 Nisan'a kadar böyle hani ilişkiyi gözlemleme süreci olarak değerlendirin. Bu dönemde böyle kafanız çok karışık olacaktır ilişkilerden yana. Böyle bazen mesela size aşkını itiraf etmek isteyen ya da normal bir arkadaşlık duygusuyla gelen ama samimi, temiz, iyi niyetle yaklaşan insanları böyle geri püskürtme eğiliminde de olabilirsiniz. Çünkü o Venüs geri hareketlerinde böyle ilişkilerde o dengeler oturmuyor. Enerji tam akmıyor açıkçası. Maddi anlamda zorlanabilirsiniz. Çünkü Venüs Boğa burcunu da temsil ettiği için ikinci evinizi yani maddi kaynaklarınızı da temsil ediyor. Dolayısıyla böyle sürpriz borçlara dikkat edin. Böyle sanki cebinizde bir delik varmış gibi hissedebilirsiniz. Para ne zaman geliyor, nereye gidiyor? Hani biraz ödemelerinize dikkat edin. Lütfen sürpriz harcamalar sizi bekliyor olabilir. Sevgili koçlar bu kadar. Mart ayında, Mart ayı genel burç yorumlarında koç ve yükselen koçlar için görüşmek üzere. Sizi sana bırakıyorum Barış'cığım. Ayrıca çekeceğiz zaten evet, o bölümleri. Evet, çekeceğiz. Evet Uygur'cum, boğalar ve yükselen boğaları Venüs Retrosu'nda neler bekliyor? Neler bekliyor? Şimdi sevgili boğa ve yükselen boğalar, malumunuz Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve sizin yönetici gezegeniniz 12. evde sizin için son derece kontrol dışı olan bir alanda, böyle biraz tehlikeleri, gizli düşmanlıkları anlatan bir evde, bilinçaltını, ruh yapınızı, gizli yönlerinizi anlatan bir evde geri harekette olacak. Şimdi bu ne demek? Şimdi öncelikle biliyorsunuz Venüs malefik bir gezegen değil, iyicil bir gezegendir. Bu çok iyi. Yani kötücül bir gezegen 12. evde bir retro yapsaydı bu hakikaten sıkıntılı olabilirdi ama o kadar da sıkıntılı değil. Şimdi bir kere çok orijinal fikirler geliştirebileceğiniz bir dönem. Özellikle sanatla ilgiliyseniz, yaratıcılık gerektiren bir işle uğraşıyorsanız ya da genel olarak böyle bir özelliğiniz varsa bu Venüs retrosu döneminde göreceksiniz yaratıcılığınız tavan yapacak. İlham gelir. Güzel yazarsınız, güzel çizersiniz, üretmek istersiniz, yaratıcı yönünüzü kullanmak istersiniz. Bu anlamda Venüs retrosu çok güzel çalışacaktır. Platonik aşklar gündeme gelebilir. Böyle eskilerde kalmış aşklar. Biraz böyle kendinizi yiyip bitirebilirsiniz. Ah dersiniz, mazi dersiniz, neydi o aşk dersiniz. Böyle aklınıza düşebilir, fikrinize düşebilir. Biraz dikkat edin, böyle kendinizi yiyip bitirmeyin. Hani biraz öyle bir modunuz olabilir sevgili evet. Boğalar. Böyle bir çapkınlığınız falan varsa, böyle sizce çok uygun olmayan, böyle gizli tuttuğunuz bir ilişkiniz varsa dikkat. Ortaya çıkabilir. Aman dikkat ne olur vallahi rezil olursunuz. Ona çok dikkat edin. Bir de tabii 12. ev transiti olduğu için bu gizli düşmanlıkları da anlatıyor. Belki de ilişkide olduğunuz kişiden bir düşmanlık da görebilirsiniz. Yani bunu bilerek ortaya çıkarmaya kalkabilir ya da sizi böyle çok hoş olmayacak bir durumda bırakabilir. Lütfen gizli bir ilişkiniz varsa dikkat edin. Çünkü Venüs retrosu demek Venüs'ün normalde o değerli, o ahlaki, o manevi değerleri yüksek, keyifli, güzel, o aşkın güzel, kutsal yönü yok. Tam tersine Venüs'ün gölge yönleri var. Yani daha sorumlu, daha çapkın, daha tehlikeli, gizemli yönleri var. Dikkat edin, ilişkiniz ortaya çıkmasın. Evet, böyle kuruntular, kuşkular, paranoyalar falan olabilir bu ay. Böyle bir Mart ayında, bu böyle 40 günlük bir, 42 gün kadar, hatta evet. 46 gün mü? Ne 3 Mart, 16 Nisan, 43 gün kadar evet. sürüyor. Evet, uzun bir retro. Biraz böyle kuşkucu olabilirsiniz, biraz böyle paranoyak olabilirsiniz. Böyle eskiye dair konular, böyle bilinçaltınızda tekrar hareketlenebilir ama aslında bu dönemde bunlara biraz eğilirseniz, bunlarla barışmaya çalışırsanız çok güzel bir destek bu. Lütfen bilinçaltınızda barışmaya çalışın. Bunlardan kaçmayın. Kuruntular yerine bunlarla barışmaya, uzlaşmaya özen gösterin. Biriktirdiğiniz ne varsa bilinçaltınızda bunlardan özgürleşin ve arının lütfen sevgili boğalar. İş ortamında bazı gizli düşmanlıklar olabilir. Bazı insanların farklı bir yüzünü görebilirsiniz. Bu yüzden gerilebilirsiniz. İş süreçlerinizde bazı aksamalar olabilir. Yazışmalarda, iletişimde bir takım sıkıntılar olabilir. Beklediğiniz bir takım haberler varsa geç gelebilir ya da
İş arkadaşlarınızla diyaloğunuz biraz bozulabilir. Dikkat edin. Hani bu geçici bir şey. Demek ki biraz sakin olacaksınız. Daha çok angarya işlerinize yönelin. Yani yeni bir şeyler yapmak yerine iş hayatınızda hali hazırda tamamlamanız gereken işlerle uğraşmaya çalışın. O daha faydalı olur. Öyle söyleyeyim size. Günlük rutinlerinizde aksamalı olabilir. Yani uyku saatinizde bir sıkıntılı olabilir. Randevularınıza geç kalıyor olabilirsiniz. Ev işlerini kotaramıyor olabilirsiniz. Hani Venüs retrolarında bunlar da mümkün. Ama burada en önemlisi, bakın 12. ev hastaneleri anlattığı için ve sizin yönetici gezegeniniz fiziksel sağlığınızla ilgili bir gezegen, yönetici gezegeniniz 12. evde, hastanelerle de ilgili bir evde olduğu için demek ki sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor Venüs retrosunda. Hem ruhsal sağlığınıza hem fiziksel sağlığınıza. Lütfen dikkat edin, siz bir boğasınız. Siz daima güçlüsünüzdür. Ayakları üzerinde sağlam duran, ne istediğini hayatta bilensinizdir. O yüzden sağlığınıza da biraz dikkat edin. Çünkü boğalarda bir de şey vardır. Onlar böyle bir durur durur. Sonra bir çalışmaya başlar. Durduramazsın. Anlatabiliyor evet. muyum? Böyle hani istikrar da var, dayanıklılık var, sabır var. Ama işte biraz sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor bu Venüs retrosu döneminde. Lütfen gösterin sevgili boğalar. Mart ayında Boğa ve Yükselen Boğalar genel burç yorumlarında görüşmek üzere diyorum. Bu ayki yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok hakikaten izlediniz, takip ettiniz değil mi Barış'cığım? Evet, çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde. Uygurcuğum, ikizleri ve yükselen ikizleri Venüs retrosunda neler bekliyor? Neler bekliyor? Evet, sevgili ikizler ve bilhassa da yükselen ikizler, siz Koç burcundaki Venüs retrosunu 11. evinizde yaşayacaksınız. Yani nerede? Arkadaşlıklar, sosyal çevre, hayattan beklentileriniz, ümitleriniz, hayata dair koyduğunuz hedeflerle ilgili bir evde ve kariyerin getirileriyle ilgili bir evde. Şimdi bu ne demek oluyor? Öncelikle sosyal çevrenizde Venüs retrosu döneminde, yani 3 Mart 16 Nisan arası böyle bir takım sosyal organizasyonlarda sıkıntılar olacaktır. Nedir bu? Ne bileyim, bir plan yaparsınız, o plana herkes uymayabilir. Arkadaşlarınızla bu yüzden biraz böyle bir takım sıkıntılar yaşarsınız, canınız sıkılabilir. Hani bunlar olabilir, bir takım gecikmeler, aksaklıklar olabilir. Böyle arkadaşlarınızla bazı böyle ne bileyim ilişkilerinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Belki güven duygunuz zedelenebilir arkadaşlarınıza karşı. Ya da ilişkide artık o eski keyfi almıyorsunuzdur. Belki o kişiyi samimi bulmuyorsunuzdur. Dolayısıyla arkadaşlıklarınızı tekrar gözden geçirmek isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Bunun tabii Venüs retrolarının en büyük klasiği geçmişten kalanlardır. Yani demek ki arkadaşlık evinde olduğuna göre geçmişe dair, geçmişten kalan bazı arkadaşlıklar tekrar alevlenebilir. Bu da güzel bir şey. Şimdi sen uzun zamandır görmediğin bir arkadaşınla karşılaşıyorsun Barış. Ne evet. güzel. Siz de ikizlersiniz, seversiniz. Sohbet, muhabbet, işte yeni bir takım aktiviteler. Ama hani bu muhabbet muhtemelen daimi olmayacaktır sevgili ikizler. Yani Venüs retrosunun bitimiyle beraber o eski rutinli, o mesafeye geri dönmenizi bekliyorum açıkçası. Şimdi bu kariyerin getirileriyle ilgili bir ev olduğu için belki bir takım ödemeler gecikebilir. Ne bileyim, özellikle primle falan çalışıyorsanız ya da bir tazminat almanız gerekiyorsa bu gecikebilir. Almanız gereken bir takım paralar vardır. Takip ettiğiniz paralar vardır. Burada gecikmeler olabilir. Ama çok böyle geçmişten kalan, artık unuttuğunuz, ya ben bu parayı nasıl olsa alamayacağım dediğiniz bir para da varsa bu Venüs retrosunda geri de dönebilir. Yani bu parayı birden alabilirsiniz. Yani oldu olabilecek en güzel faydası da herhalde evet. Venüs retrosunun bu olacaktır evet. sevgili ikizler. Evvelden beri sanatla ilgili, yaratıcılıkla ilgili böyle bir vizyonunuz varsa, böyle bir zamanlar bir hobileriniz olduysa ama ara verdiyseniz tekrar bu hobileriniz alevlenebilir. Ya ben bu içimden geliyor, ben tekrar yazayım, çizeyim ya da yaratayım, bir kreativitemi göstereyim diyorsanız, ya bu enerji içinizden gelecektir. Venüs retrolarında inanılmaz yaratıcı olur insan. Çünkü daha çok içe döner, içten beslenir, kendi enerjisinden beslenir ve gerçekten çok yaratıcı sonuçlar ortaya çıkar. Venüs retroları bu anlamda çok güzeldir. Aşk hayatınızda bazı sıkıntılar olabilir. Yani ne bileyim, o eski keyfi almıyorsunuzdur. Hatta belki sevgiliniz batıyordur size. Hani bazen olur ya böyle, hani ne yapsa batar. Hani öyle bir psikolojiye girebilirsiniz. Sakin lütfen, hani bir gözden geçirin bakalım ilişkinizi. Belki
belki de öyle bir dönemdir. Hani hep keyifliydiniz, her şey çok yolundaydı. Bu ay böyle belki hani Mart ayında böyle çok keyfiniz olmayabilir ilişkiye dair. O keyifleri çok hissedemiyor olabilirsiniz. Belki o yüzden biraz daha gözden geçirmek için güzel bir dönem olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirin lütfen. Geçmişten kalan aşklar geri dönebilir. Ama ex'ten next olmaz sevgili ikizler. Venüs retrosu biter. Bu ex tekrar hayatınızdan gider. Dolayısıyla lütfen kaçamaklara çok fazla çekilmeyin. Mart ayında genel burç yorumlarında görüşmek üzere. Bu ayki yazdığınız her şey için, bütün güzel tepkileriniz için çok teşekkür ediyorum. Takip ettiğiniz için iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Barış'cığım. Uygur'cum, ben de sana teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Evet Uygur'cum. Yengeçler ve yükselen yengeçleri Venüs retrosunda neler bekliyor? Neler bekliyor? Evet sevgili yengeç ve bilhassa yükselen yengeçler, siz Koç burcundaki Venüs retrosunu 10. evinizde yaşayacaksınız. Yani kariyeriniz, mesleğiniz ve toplumsal statünüzle alakalı bir evde bir Venüs retrosu olacak. Bu şimdi ne demek? Demek ki iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz Mart ayında. Gecikmeler olur, aksaklıklar olur, böyle bir uzar işler, böyle orada bir sıkıntı çıkabilir. Lütfen üstlerinizle bilhassa tartışmamaya özen gösterin. Çünkü 10. ev aslında iş hayatı ve üstlerimizi anlatır. Ve dikkat edin, patronunuza takışmayın. Mesela böyle patronunuza bir güvensizlik duygusu hissedebilirsiniz. Ya da birbirinize karşı böyle bir antipatiklik olabilir. Lütfen hani dikkat edin. Sonuçta patron, hani iyi geçinin, onu demeye çalışın. İş çevreleriyle olan diyaloglarınızda bazı sıkıntılar olabilir. Ne bileyim, kendinizi anlatamıyorsunuzdur, karşı taraf sizi yanlış anlıyordur. Ortak çalışmalarda sıkıntılar, gecikmeler oluyordur. Böyle zamanında işler yetişmiyordur. Hani olabilir veya bazı kişiler size batıyor olabilir. Özellikle kadın figürleriyle bir takım çatışmalarınız olabilir. Buna lütfen çok dikkat edin. İş ortamından böyle bazı geçici aşklara çekilebilirsiniz. Şimdi bu nedir? Ne bileyim, bir iş arkadaşınıza aşık olabilirsiniz. Belki patronunuza aşık olabilirsiniz. Çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bu ilişki, bu Venüs retrosundaki ilişkiler çok böyle kalbe ruha dokunmaz sevgili yengeçler. Siz duygusalsınız, yapmayın. Sonra kırılırsınız, üzülürsünüz, pişman olursunuz, acı çekersiniz, yapmayın. Hani sanatçıysanız yapın. Çünkü biliyorsun yengeç kadınları çok güzel üretir. Evet. Çok güzel yazarlar, duygularını çok güzel ifade ederler. Evet. Ama onun dışında lütfen dikkat edin, kalbinize dikkat edin, yanlış ilişkilere çekilmeyin. Böyle önceden başvurduğunuz bir takım işler olabilir. Ne bileyim, zamanında bir CV atmışsınızdır. Hop, onlarla ilgili geri dönüşler olabilir. Güzel. Tabii ki değerlendirin. Ama imzayı ne zaman atacaksınız? 16 Nisan'dan sonra. Hani şimdi acele etmeyin. Hani konuşun, şartlarda anlaşın ama 16 Nisan'dan sonra başlayın ve imza atın. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi 10. ev toplumsal statümüzü anlattığı için bu şu demektir. Evliyseniz eşinizle ilgili biraz sıkıntılar olabilir. Yani ilişkinizde, şimdi Venüs retrosu, Venüs uyumu, güveni anlattığı için retro halindeyken aranızda böyle birazcık güvensizlik olabilir, biraz uyumsuzluk olabilir. Ne bileyim, o ilişkinin keyfi yoktur, o eski aşkı hissetmiyorsunuzdur, o eski duyguyu hissetmiyorsunuzdur. Olabilir efendim. Evliliklerde oluyor böyle şeyler. Lütfen kafanızı çok takmayın. Venüs retrosunu bir gözlemleme süreci olarak değerlendirin. Belki de ilişkiniz bu şekilde daha da oturacaktır. Bu şekilde lütfen yaklaşın. 10. ev anneyi çok anlatır, ebeveynleri, ama bilhassa anneyi. Böyle anneyle olan ilişkilerde böyle bir tatsızlık olabilir. Böyle bir annenize sinirlenebilirsiniz, kırılabilirsiniz. Böyle bir güvensizlik hissedebilirsiniz. Yapmayın. Anneler kıymetlidir. Gerçi en, yani yengeçler de en güzel ailenin kıymetini yengeçler bilir. Bilirler. Hatta biz Barış'cığım, kişinin haritasına bakarken, eğer astrolojik yani astroloji haritasına bakarken yengeçle ilgili vurgular çok fazlaysa, ne bileyim ayı yengeçtir, merkür yengeçtir, hani böyle bir yengeç vurgusu varsa haritada, böyle aileyle ilgili konuşmaya çekiniriz. Çünkü aileye çok düşkündür yengeç ve çok savunmacıdır. Evet. Yani o kendi her şeyi söyleyebilir ama aman sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Ne güzel. Ama işte aileyi temsil ediyor. Zaten öncü burç, su grubunun öncüsü. Hangi konuda öncü? Aile kurmak konusunda öncü. Bu konuda hakikaten çok başarılıdır. Evet. Dediğim gibi biraz böyle ikili ilişkilerinize bu ay dikkat ediyorsunuz Mart ayında. Mart ayında zaten sizler için bir genel burç yorumu hazırlayacağım. Sonuçta sırf Venüs retrosu yok. Bir sürü olay var gökyüzünde. Bunların hepsini konuşacağız. Ay içinde çok güzel yorumlar yaptınız. Çok güzel desteklediniz. Seviyorum sizleri. Teşekkür ediyorum sevgili yengeçler. Bu kadar. Uygur'cum, verdiğin detaylı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
Evet Uygurcuğum, aslanlar ve yükselen aslanları Venüs Retrosu'nda neler bekliyor? Neler bekliyor? Evet sevgili aslanlar ve bilhassa da yükselen aslanlar. Koç burcunda gerçekleşecek Venüs Retrosu'nu siz 9. evinizde yaşayacaksınız. Yani 9. ev konuları ile ilgili yaşayacaksınız. 9. ev konuları nedir? Yolculuklar evi diye tabir edilir. Uzun yolculuklar evi astrolojide. Tabii ki başka kültürler, farklı kültürler, yurt dışı konuları, yurt dışı konularıyla olan bağlarınızı anlatır. Ya da uzaklarda yaşayan insanlarla olan bağlarınızı anlatır. Hayata bakış açınızı, inançlarınızı, felsefi görüşünüzü, hayat vizyonunuzu anlatır. Şimdi öncelikle buradaki Venüs hareketinde, geri hareketinde eğer eğitim, yayıncılık, iletişim bu konularla ilgili bir işiniz varsa bunlarda bir takım aksamalar olacaktır genel olarak. Hani buna öncelikle bir hazırlıklı olmanızı istiyorum. Uzakta yaşayan akrabalarınızdan bir takım yeni haberler gelebilir. Gizli kalmış bir şey ortaya çıkabilir. Böyle bir şaşırabilirsiniz haber üzerine. Hani sizi biraz şok edebilir açıkçası. Çok uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla bir araya gelmeniz muhtemel. Bu da güzel bir şey. Tekrar bir araya gelirsiniz. Ne bileyim güzel günler, keyifli vakit geçirirsiniz. Bu anlamda güzel. Ama muhtemelen Venüs Retrosu bitimiyle beraber o böyle kısa süreli bir yakınlaşma olacaktır. Ama bu da güzeldir. Biraz hayattan çalarsınız. Böyle inançlarınızı, yaşam felsefenizi, ne bileyim bir takım takip ettiğiniz akımlar olabilir, bir dünya görüşünüz olabilir. İllaki vardır. Bununla ilgili bir tatminsizlik yaşayabilirsiniz. Biraz daha eleştirel olabilirsiniz. Yani hayata bakış açınızı çok eleştireceğiniz bir dönem olabilir. Bir takım böyle bir sevgililer falan varsa uzaklarda yaşayan tekrar onunla ilgili bir takım geri dönüşler olabilir sevgili aslanlar. Böyle bir flörtöz durumlar olabilir, ufak tefek çapkınlıklar olabilir ama hani bunun da çok hikayesi olmaz. Hani bunu da baştan size söyleyeyim. Çünkü hani hep diyoruz ex'ten next olmuyor maalesef. Yani geçmişte kalan geçmişte kalıyor. Onu maalesef geleceğe çok taşımak mümkün olmuyor. Ticaret ağınızda yani bir ticaret ağınız vardır. Uzakta müşterileriniz vardır mesela olabilir. Onlarla olan bağlarınızda, iş ilişkilerinizde bir takım sıkıntılar olabilir. Aksamalar olabilir. Ne bileyim mesela yurt dışından gelecek bir mal vardır ya da lojistik sıkıntılar olabilir. Ya da illa yurt dışı olması gerekmiyor. Bir başka şehirden gelecek bir takım yani bir ürün vardır, mal vardır, bir şey vardır. Hani bununla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Biraz para trafiğinde sıkıntılar olabilir ama öte yandan böyle çok geçmişten kalan böyle bir borç varsa bu Venüs Retrosu ile beraber bu borcu toplayabilirsiniz. Hani bu aslında Venüs Retrosu'nun size olabilecek bir bonus tarafı. Patronunuzla çatışmıyorsunuz sevgili aslanlar ama iş hayatında dikkatli olun. Bu Venüs Retrosu'nda biraz böyle tartışmacı, eleştirel olabilirsiniz. Böyle birazcık keyfiniz kaçabilir. Böyle biraz patronunuz size batabilir. Ya da iş arkadaşlarınızdan böyle bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Hani o duygu içinizden yükselebilir. Onlara karşı çok böyle güler yüzlü olmak içinizden gelmeyebilir. Onlarla böyle işin ötesinde diyaloglara girmek içinizden gelmiyor olabilir. Bu geçici bir dönem. İş ilişkisi de önemli bir şey. Bunu da gözden geçirmek gerekiyor. Bunu lütfen bu şekilde değerlendirin. Ve de sakin kalın. Sevgili aslanlar, Mart ayında genel burç yorumlarında görüşmek üzere. Bu ay verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Çok güzel izlediniz. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Mart ayında görüşmek üzere. Uygurcuğum, başakları ve yükselen başakları Venüs Retrosu'nda neler bekliyor? Neler bekliyor? Evet. Sevgili başaklar ve bilhassa da yükselen başaklar, siz Koç burcunda gerçekleşecek Venüs Retrosu'nu 8. evinizde yaşayacaksınız. 8. ev nedir? Ortak maddi kazanımlardır her şeyden önce. Onun dışında sağlığımızla ilgili ipuçları verir. Bir de cinsel yaşantımızı anlatabilir. Belki bazı travmalarımızı anlatabilir. Ama her şeyden önce Venüs bir finansal gösterge olduğu için daha çok sanki ortak maddi kazanımlar bizi ilgilendiriyor burada. Şimdi bu ne demektir? Demek ki unuttuğunuz, böyle eskide kalmış, ne bileyim pek dikkat etmediğiniz, hani ki zordur aslında başaklar çok dikkatlidir. Mükemmeldir, yorucu bir şekilde. Evet böyle hani öyle bir takıntılıdırlar. Her şeyi böyle çok iyi yapmak isterler. Ama de demek ki gözden bir şeyler kaçmış Barış'cığım. Evet. Böyle bir takım eski ödemeler, evet sevgili başaklar bunlara hazır olun. Bir takım eski ödemeler karşınıza çıkabilir. Bunlar biraz canınızı sıkabilir. Bunlar neyle ilgili olabilir? Her şey. İşte vergidir,
trafik cezasıdır. Ne bileyim bir tazminatla ilgili bir konu vardır, o karşınıza çıkar. Bir banka kredisiyle ilgili bir şey atlamışsınızdır. Belki de bir kredi kartınızda bir şeyi ödemeyi unutmuşsunuzdur. Hani geçmişten kalan borçlar karşınıza çıkabilir Venüs retrosu zamanında. Öte yandan şöyle bir bonusu da olabilir. Ne bileyim belki uzun zamandır bir kredi almak istiyorsunuz. Bunu kovalıyorsunuz. İşte bankadan bankaya gidiyorsunuz. Belki bankaları değil bir tanıdığınızdan borç almaya çalışıyorsunuz. Bir de öyle bir durum var. Hmm. Şimdi tanıdığınızdan borç almaya çalışıyorsanız güzel. Çünkü Venüs retrosunda hadi sana tamam destek çıkacağım, koltuk çıkacağım diyebilir bu Venüs retrosunda. Bu güzel olabilir ama bir de bankalarla ilgili şöyle bir durum olabilir. Banka sizi arar. Efendim ne yaptınız? Krediyi aldınız mı diye sorar. İşte ne bileyim sizinle irtibata geçer ve der ki krediniz kabul oldu. Lütfen gelin ve kredinizi alın. Şimdi böyle bir şey olabilir Venüs retrosunda. Evet. Fakat Venüs retrolarında kredi çekmek çok doğru bir şey değil. Yani niye değil? Çünkü onun hikayesinde bir sıkıntı oluyor. Ödemeler sıkıntılı oluyor, planlandığı gibi gitmiyor. Hani sonrasında bir takım sıkıntılar getiriyor. Dolayısıyla mümkün mertebe Venüs retrosunda kredi çekmemek gerekiyor. Diyeceksiniz ya ihtiyacım var Uygur, nicedir bekliyorum yani. Kaç aydır takip ediyorum yani krediyi bulmuşum nasıl çekmeyeyim? Anlıyorum işte demek ki. Bununla ilgili öğrenmeniz gereken bir şeyler olabilir. Yani o krediyi çekmeniz gerekiyordur. Ödeme alışkanlıklarınızla, ödeme disiplininizle ilgili sonrasında öğrenmeniz gereken bir takım olaylar vardır ki bu retroda geliyordur. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Eğer becerebiliyorsanız tamam deyin, krediyi kabul ediyorum deyin ama nasıl olacak bilmiyorum. Hani erteleyebiliyorsanız retro sonrası bu krediyi çekmeye çalışın sevgili Başaklar. Bu da bir uyarı olsun size. Şimdi şöyle, ortaklaşa bir takım işler varsa birileriyle, ne bileyim iş ortağınız vardır, bir arkadaşınızla bir işler yapıyorsunuzdur. Hani oradan gelen para bir yavaşlayabilir. Böyle eskisi kadar gelmiyordur mesela. Venüs retrosunda bu olabilir. Ya da iş ortağınızın ya da eşinizin maddi gelirlerinde bir takım yavaşlamalar olabilir. Bu da çok sık görülen bir durumdur 8. ev Venüs retrolarında. Demek ki para trafiğinize genel olarak dikkat edeceksiniz. Sürpriz harcamalara açık olacaksınız. Orada bir takım sıkıntılar olabilir. Bu konuda şimdiden uyarıldınız. Lütfen dikkat edin. O her zamanki titizliğinizi, mükemmeliyetçiliğinizi şimdiden göstermeye başlayın. Şimdi 8. ev dedik cinsel hayatı da anlatıyor. Bu da demek oluyor ki böyle geçmişten kalan bir takım aşklar falan olabilir. Ne bileyim birileri gelir. Böyle ufak tefek kaçamaklar olabilir. Yani şimdi hani bu olaya sadece keyfi bakıyorsanız çok sıkıntı değil ama büyük bir beklentiniz varsa geçmişten gelen kişiyle ilgili sıkıntılı. Çünkü retro bitimi bu iş biter. Ne diyorduk Barış'cığım? Neydi X'den motomuz? Next olmaz. Evet, X'den next olmuyor sevgili Başaklar. Aslında aynen izleyicilerimiz öyle. De bunu sık sık tartışıyorlar. Evet. X'den next olur mu olmaz mı? Evet. Sen de herhalde X'den next yani olmaz. Yani X'den next olmuyor. Belli ki o hikaye bitmiş. Belli ki gitmiyordu ki bitmiş. Hani bunun tekrarlamanın bir manası yok. Peki Venüs retrosu evet. Neden ısrar ediyor bu konuda? Venüs retrosu ısrar yaratıyor. Belli ki o ilişkide tamamlanmamış bir şeyler var yani. Onu tamamlamaya çalışıyor aslında. Ya da görmediğin bir şey var onu gör istiyor. Yani olabilir. O ilişkide belki hani ne bileyim bir aniden bir ilişki bitti ve kişi ne bileyim aklı kaldı. Bir şeyleri tam tamamlanamadı. Bir şeyler eksik kaldı, yarım kaldı. Belki onu tamamlayacak Venüs retrosu. Evet. Ve belki Venüs retrosu ile beraber gerçekten o kişiyi hayatımızda sonrasında istemediğimizde anlıyor olabiliriz. Arkadaş olarak kalabiliyorlar mı? Yani o insandan insana göre değişiyor. Başak için özel sormuyorum. Yani genel olarak Venüs retrosundaki bu tip yakınlaşmalar... Şimdi genellikle öyle olmuyor. Olmuyor. Venüs retrosu bitiyor, o kişi hayattan çıkıyor. Çıkıyor. Arkadaş kalmak veya birinden kopamamak o farklı bir konu. Haritalarda bunlarla ilgili de göstergeler vardır Barış'cığım. Bazı insanlar hayatından kimseyi asla çıkaramıyor. Kimseyi unutamıyor. Çünkü diyor ki ya ben bir sürü güzel şey yaşadım. Şimdi kötü bir şey yaşadım diye niye o insanı hayatımdan çıkarayım? O hep hayatımda olsun istiyor. Bence bu çok güzel bir şey. Bu özellikle böyle yengeç dinamiklerinde falan vardır. Yani kimseden gidemiyor işte. Anlatabiliyor muyum? O hep hayatında oluyor. Bir noktadan aynen sonra ama sanki problem olabilir mi? İşte bazıları için problem hakkını değil. Hakkını vermek başka bir şey bir insanın. Bir evet. De takıntılı bir şekilde, saplantılı bir şekilde takılıp kalmak herhalde başka bir şey. Ya, ama sen o çizgiyi çizdin. Evet. Ha, yani anladım. Aynen takıntı öyle. Olmadan. Aynen evet. Öyle. Evet, sevgili Başaklar, demek ki Venüs retrosu sizi daha çok maddi anlamda zorlayacak. Dikkat ediyoruz. Onun dışında tabii ki genel etkilerden zaten bahsettim. İkili ilişkilerde dikkatli olmak gerekiyor. Biraz gerilimli gözüküyor. Zor süreçler. Mart ayında sizler için detaylı bir analiz tabii ki yapacağım. Bütün ay yorumlar yaptınız, beğendiniz, takip ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli benim için. Değil mi Barış'cığım? Çok teşekkür ederiz. Çok önemli. Aynen öyle.
Bu kadar sevgili. Bütün yorumlarınızı okuyoruz. Özellikle astroloğumuz Uygur Bey, sevgili astroloğumuz özellikle cevap da veriyor. Ben de arada Reklampedia hesabından hani bildiğim bir şey olursa girmeye çalışıyorum. Çok şey yapmıyorum ama biz ekip olarak da okuyoruz. Ve çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Uygurcuğum çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumların için. Diğer yorumlarımızı birazdan yapacağız zaten. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uygurcuğum. Terazileri ve yükselen terazileri Venüs retrosunda neler bekliyor? Şimdi sevgili teraziler ve bilhassa da yükselen teraziler. Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve retro halinde olacak. Nerede? Koç burcunda 7. evde. Yani ikili ilişkiler, evlilik ve iş ortaklığı ile ilgili bir evde. Dolayısıyla bu retro sizi çok ilgilendiriyor. Çünkü teraziler bir ilişki burcudur biliyorsun Barış'cığım. Sizi çok ilgilendiriyor. Bir de sizin yönetici gezegeniniz retro halinde. Yani tabii ki bu retrodan epeyce etkileneceksiniz. Nasıl? Şimdi bir kere evliyseniz evliliğinizin böyle bir Mart ayında biraz tadı tuzu kaçabilir. Böyle pek o evliliğinizin yani pek keyif vermeyebilir. Ne bileyim eşinizle olan diyaloglarınızda yavaşlamalar olabilir. O aşk aranızdaki o bağı hissedemiyor olabilirsiniz. Evlilikten keyif almıyor olabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Evliliğinizi gözden geçireceksiniz. Sakin olacaksınız. Oluyor böyle şeyler bazen hayatta. Lütfen bunu çok büyütmeyin, çok üzmeyin kendinizi. Sadece evliliğinizin de bir sınav dönemi geçireceğini unutmayın lütfen. Bekar olabilirsiniz. Hali hazırda bir ilişkiniz olabilir. Orada böyle bir güven duygunuz zedelenebilir. Ya da ilişkinin aşk yönünü çok hissetmiyor olabilirsiniz. Yani benim daha fazla duyguya, daha fazla tutkuya ihtiyacım var diyor olabilirsiniz. Hani bunun eksikliğini biraz hissedebilirsiniz. Dikkat edin geçmişten kalan böyle artık gitmiş, bitmiş, gitmiş ilişkiler tekrar böyle bir ortaya çıkabilir. Bir mesaj gelebilir. Size özlediğini söyleyen insanlar olabilir. Bu hoşunuza da gidebilir ama hani hep diyoruz ya ex'ten next olmaz, bitmiş gitmiş. Yani kendinizi üzecek ilişkilere çok çekilmeyin. Bakın şimdi Koç burcundaki bir retrodan bahsediyoruz. Karşıt burcunuzda yani bir kere Venüs Koç burcunda zararlı. Yani ilişkiyi çok kotaramıyor ve geri hareket dedi. Bu da demek oluyor ki bir takım böyle güdüsel ilişkilere çok çekilebilirsiniz. Böyle geçmişten gelen de sizi gerçekten böyle çok sevdiği için dönmeyebilir. Hani daha farklıdır, daha spontan ilişkiler yaşamak istiyordur. Belki sizin canınız daha duygusal bir şeyler istiyordur. Yani buna dikkat edin. Tabii öte yandan Venüs retrolarının şöyle bir sıkıntısı var Barış'cığım. İnsanın kafası çok karışıyor ve iyi niyetle yani nasıl diyeyim? Gerçekten temiz duygularla. Evet. Hani aşık olduğu için, beğendiği için, hoşlandığı için gelenle böyle hani daha günübirlik ilişkiler yaşamak için gelen arasındaki farkı çok göremiyor insan Venüs retrolarında. Öyle bir kafa karışıklığı oluyor. Ona da biraz dikkat edin sevgili teraziler. Ha şöyle durumlar olabiliyor bazen Venüs retrolarında. Biri çıkıyor eskilerden diyor ki ya ben şunu anladım ki senden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı hayatımda. Ben seninle evlenmek istiyorum. Gel eğlenelim der. Ne diyecekler? Şimdi şöyle bir şey. Hani Venüs retrolarında evliliğe evet denmez. Evet. Ama şu an muhtemelen Uygur benim kaybedecek zamanım yok. Bulmuşum evlenecek kişi. Bir karışma işimize diyorsunuz belki de. Ya karışmıyorum elbette. Bu sizin kararınız, sizin hayatınız. Ama retro döneminde gelen böyle bir takım evlilik tekliflerine çok güven olmuyor. Ama ne yapın? Tabii ki değerlendirin. Ama böyle birazcık bir tamam diyeyim, bir bakacağım diyeyim, bir gözlemleyin. Bir ilişki nereye gider? Tekrar denenebilir mi? Bu ilişki evliliğe doğru gider mi? Onu biraz tartın, ölçün. Venüs retrosu sonrasında da karar verin. Eğer hala kişi aynı samimiyette ve istekteyse. Hani bu konuda da sizi uyarmış olayım. Şimdi şöyle, bir iş ortağınız falan varsa iş ortaklığınız, böyle ilişkiniz bir gerilebilir. Böyle birazcık böyle hani güven duygunuz sarsılabilir iş ortaklıklarında. Bunlara dikkat edin. Zaten yeni bir iş ortaklığına kesinlikle başlamayın. Hatta Venüs retrosunda geçmişten birileri sizinle iş ortaklığı teklifine gelebilir. Yani bir teklifte bulunabilir. Ya biz zamanında böyle bir konuştuk ettik ama bu konunun devamı gelmedi. Ne diyorsun? Artık bir iş ortaklığına başlayalım mı diyebilir. Ne yapacaksınız? Tabii ki bir değerlendirelim, bir düşünelim diyeceksiniz ama bir retro bitimine kadar, 16 Nisan'a kadar bu teklifi değerlendirmeyeceksiniz. Böyle bir sürümcemede bırakacaksınız, bir gözlemleyeceksiniz, tartacaksınız, ölçeceksiniz. Tabii o sırada sıkılmazsınız. Yükselen teraziler de sıkılır. Evet. Böyle bir heyecan, bir durum ama sonra sıkılırlar. Sıkılmazsanız eğer, bilmiyorum işte biraz gözlemleyin. Ondan sonrasında neden olmasın, niye olmasın, bir iş ortaklığı gayet keyif verici olabilir. Evet.
Para trafiğinize çok dikkat ediyorsunuz, ödemelerinize. Lütfen buna çok dikkat edin. Böyle geçmişten kalan sürpriz borçlar, ya ben bunu ödememiş miydim filan, bir takım trafik vergi borçları olabilir. Ya da banka borçları olabilir. Kredi kartının bir ödemesini unutmuşsunuzdur. Dikkat edin, para trafiğine dikkat ediyorsunuz. Sevgili teraziler, Mart ayında görüşmek üzere. Mart ayında böyle bir geniş geniş Mart ayını konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Bu ay yine çok keyifliydiniz. Güzel yorumlar yazdınız, takip ettiniz, beğendiniz. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Uygurcuğum, ben de takipçilerimiz adına evet, sana teşekkür edeyim. Sevgili Reklam PD izleyicileri, sırada akrepler ve yükselen akrepler var. Evet. Uygurcuğum, akrepleri ve yükselen akrepleri Venüs Retrosu'nda neler bekliyor? Neler bekliyor? Evet. Sevgili akrepler, bilhassa da yükselen akrepler, Koç burcundaki Venüs geri hareketini siz 6. ev konuları ile ilgili yaşayacaksınız. Şimdi bu 6. ev konuları neleri kapsıyor? İş ortamınızı, sağlığınızı ve günlük rutinlerinizi kapsıyor. Demek bunlarla ilgili bir Venüs retrosu. Bu ne demek? Önce bir sağlıkla başlayalım. Her şeyin başı madem sağlık, değil mi Barış'cığım? Önce bir sağlıkla başlayalım. Şimdi özellikle genital bölgeye çok dikkat ediyorsunuz. Cinsel ilişki yoluyla geçebilecek bir takım rahatsızlıklara çok dikkat ediyorsunuz. Bu konularda bir takım sıkıntılar olabilir. Genel olarak kum, taş, idrar yolları, mesane, bu bölgelere dikkat ediyorsunuz. Hani bu alanlarda, bu konularda bir takım sıkıntılar varsa lütfen, ne bileyim, önden gidin bir doktora baktırın edin. Hani bu alanlarda, bu konularla ilgili spesifik olarak bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Şekeriniz varsa şekerinize dikkat edin. Çünkü Venüs bu konuyu da tetikleyebilir, geri hareketi. Lütfen buna dikkat edin. İştahınız fena açılacak bu ay. Yedikçe yiyeceksiniz. Doymuyorsunuz. Midenizde bir delik var. Yedikleriniz nereye gidiyor belli değil. Ne olacak? Kilo alacaksınız. Kilo almamaya özen gösterin sevgili akrepler. Yani rejime başlamak için maalesef çok uygun bir ay değil. Çünkü hem iştahınız çok açık olur, hem kilo vermeniz çok yavaş olur. Yani Venüs retrolarında zaten diyet yapılmaz. Buna çok dikkat edin. Spora başlayacaksanız ya da hala hazırda zaten spor yapıyorsanız, ısınma hareketlerini ne olur düzgün yapın. Çünkü sakatlanmaları çok gebe bir ay, Mart ayı. Hani buna lütfen çok dikkat etmenizi isteyeceğim. Günlük rutinlerinizde gecikmeler olabilir. Ne bileyim, yatma kalkma saat, bir iş yetiştiriyorsunuzdur. Evinizde halletmeniz gereken angarya işler vardır. Bunlarla hem çok ilgilenirsiniz, hem de çok böyle yolunda gitmeyebilir. Aynı şey iş ortamınız için de geçerli. Bakın, bir kere geçmişten kalan böyle bir takım işler tekrar gelir. Hani zamanında halletmemişsinizdir, çok ilgilenmemişsinizdir. Aman nasıl olsa bir gün ilgilenirim, şimdi ben günü kurtarayım dediğiniz ne varsa karşınıza çıkacak. Evet. Barış'cığım, sen de bir yükselen akrep olarak baş evet, sallıyorsun. Geçmiş evet, olsun. Bir takım angarya işlerle ilgileneceksiniz. İş ortamındaki iş arkadaşlarınıza dikkat edin. Bilhassa kendi seviyenizde ve altınızda çalışanlara. Onlarla ilgili böyle bir takım, böyle güvenle ilgili bir takım, güven duygunuz biraz zedelenebilir. İletişiminizde bir takım problemler olabilir. İlişkilerde böyle bir takım gecikmeler, bir şeylerin çok yolunda gitmediğini hissedebilirsiniz. Özellikle tabii Venüs retroları bayan figürlerine çok dikkat etmenize, çok dikkat etmenizi isteyeceğim. Bayan figürleriyle biraz çatışabilirsiniz. Bu ay özel hayatınız ve iş hayatınız arasındaki dengeyi güzel saptamanız gerekiyor. Mart ayında Venüs retrosu size diyor ki, yani iş hayatına da yeterli vakit ayır, özel hayatına da. Çünkü eğer birine fazla vakit ayırırsanız öbür tarafta bir takım sıkıntılar çıkacak demektir. Bunlara da lütfen dikkat edin sevgili akrepler. Videoları çok güzel izliyorsunuz. Ay içinde güzel tepkiler geliyor, yorumlar geliyor sizlerden. Bu benim için önemli çünkü siz akrepler çok iyi analiz yaparsınız ve açıkçası sizden gelen bütün geri bildirimleri çok önemsiyorum. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Mart ayında tabii ki genel yorumlarla tekrar bir arada olacağız. Orada böyle bir akrebi masaya yatıracağız. Hiç merak etmeyin. Mart ayında görüşmek üzere. Sevgili Reklam Pedia takipçileri, hemen yaylar ve yükselen yayların retro döngüsünü anlatıyoruz. Astroloğumuz Uygur Güre soruyoruz. Evet sevgili yaylar ve bilhassa da yükselen yaylar, Koç burcunda gerçekleşecek Venüs retrosunu siz 5. evinizde yaşayacaksınız. Yani 5. ev konularıyla ilgili bir Venüs retrosu var. 5. ev konuları nedir? Aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, hayattan keyif aldığınız konular, yaratıcı yönünüz. Yani bunlarla ilgili bir Venüs retrosu var. Bu ne demek? Şimdi birincisi, böyle aşk hayatınızda bir takım sorunlar olabilir Venüs retrosunda. Ne bileyim, o aşkın o keyfini, o romantik yönünü belki çok hissetmiyor olabilirsiniz. Belki de sevdiğiniz kişiyle ilgili bir takım güvensizlik duyguları yaşayabilirsiniz. Size batıyor da olabilir. Yani kısacası böyle aşkla ilgili bir sınavdan geçeceksiniz. Buna öncelikle hazır olun demek istiyorum. Geçmişten kalan bir takım aşklar alevlenir.
denebilir. Böyle zamanında bitmiş gitmiş, artık üzerinden zaman geçmiş aşklar bir bakarsınız geri döner. Tekrar böyle kendinizi bir ilişkide bulabilirsiniz. Zaten bu bir ilişki gibi de olabilir, böyle ufak tefek kaçamaklar gibi de olabilir. Ama hani şunu bilin ki bu işi ciddi olarak ele alacak olursanız, yani tamam ne güzel eski aşkım bana geri döndü, bu yanlış bir beklenti olur. Çünkü ex'ten next olmuyor, bitmiş bir ilişki tekrar alevlense de Venüs retrosu bitiminde tekrar gidiyor. O yüzden lütfen çok ümitlenmeyin. Hani keyfinize bakmak istiyorsanız buyurun bakın ama hani çok ciddi olarak lütfen ele almayın. Yaratıcılığınızın ve sanatsal becerilerinizin çok tap yapacağı, yani çok yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Ne bileyim, geçmişte bıraktığınız bir hobiniz olabilir. Bu hobiye tekrar geri dönebilirsiniz. Ya da hali hazırda yaratıcılığınızı gösterebildiğiniz, sanatsal yönünüzü gösterebildiğiniz bir beceriniz vardır. Göreceksiniz. Bununla ilgili performansınız artacak. Çünkü Venüs retrolarında o Venüs içe yöneliyor. Dolayısıyla böyle o içsel enerjide bir artış oluyor. İnsan daha yaratıcı oluyor. Bu anlamda aslında çok güzeldir Venüs retroları. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız lütfen bir doktora gidin. Çünkü riskli hamilelikler çok olur Venüs retrolarında. Ya da hali hazırda hamile olabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Düşükler çok olur. Sağlığınıza önem gösterin. Doktorunuzla olan irtibatınızı kesmeyin. Belki çocuklarınız var. Onlarla iletişimle ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Belki boşandınız. Onların nafaka sorunları vesaire. Bu tarz konular tekrar bir gündeme gelebilir. Çünkü Venüs sonuçta bir finans göstergesi. İşin içinde bir para da olması gerekiyor. Finansal anlamda Mart ayında çok para harcayacağınızı düşünüyorum. Ama neye? Daha çok hobilerinize, keyiflerinize, güzel vakitler için. Ama böyle orada bir dengeyi şaşırabilirsiniz. Böyle bir bütçeyi aşabilirsiniz. Sonra bir gedik oluşmasın. Aman dikkat edin. Buna zaten genel olarak dikkat edin. Şimdi siz 2015 sonbaharından beri bir Satürn döngüsü yaşıyorsunuz. Hayat sizi çeşitli konularda zaten sınıyor, baskılıyor, size bir sürü sorumluluk aldırıyor ama bu sene bittiğinde, 2017 bittiğinde, 2018 itibariyle 2,5 sene maddi konularda bir sınava tabi tutulacaksınız. Yani bir Satürn döngüsü maddi konularda yaşayacaklar. O yüzden böyle şimdiden sanki bu parayla olan alışverişinize, yani duygunuza, hani onun biraz biriktirmeye başlayın, çok fazla harcamayın. Şimdi bu Venüs retroları çok harcatıyor hakikaten. Ona lütfen dikkat edin. Bu konuda şimdiden sizi uyarayım. Şimdiden parayla olan hakimiyetinizi geliştirin. Dikkat edin harcamalarınıza. Bu kadar. Mart ayında görüşeceğiz. Böyle ciddi bir Mart ayı analizi yapacağım sizler için. Bu ay çok güzel yazdınız, çizdiniz, yorumlarda bulundunuz, beğendiniz. Çok teşekkür ediyorum bunun için de. Sevgili yaylar, Mart ayında görüşmek üzere. Uygurcuğum, oğlakları ve yükselen oğlakları Venüs retrosunda neler bekliyor? Evet sevgili oğlaklar, bilhassa da yükselen oğlaklar. Koç burcunda gerçekleşecek Venüs retrosunu siz 4. evinizde yaşayacaksınız. Yani aile konuları, aile yaşantısı, yaşadığınız ev, ailevi ilişkiler, kökleriniz, bu konularda bir Venüs retrosu olacak. Bu ne demek? Biraz bunu açalım. Şimdi öncelikle Venüs estetik ve gayrimenkulle ilgili de bir gezegen olduğu için lütfen retro zamanı evinizde herhangi bir tadilat yaptırmıyorsunuz. Yoksa o borular patlar. O zeminler istediğiniz gibi olmaz. Duvarın rengi tutmaz. Canınız sıkılır. Yeni bir eşya falan almayın. Ne bileyim, o eşyadan memnun kalmazsınız. Sonradan pişman olursunuz. Bir eve settik, bu eşyayı aldık, bu salon takımı istediğim gibi çıkmadı dersiniz. Kısacası dekorasyon, tadilat, evde kesinlikle böyle işlere girişmiyorsunuz sevgili oğlaklar. Buna lütfen dikkat edin. Bu süreçler, gecikmeler, yani bu süreçlerdeki tadilatla ilgili süreçlerdeki gecikmeler de sizi çıldırtır. Usta gelmez. Zaten ustalar biliyorsunuz, değil mi Barış'cığım, hiçbir zaman saatinde gelmezler. Evet. Hani böyle retro döneminde bu iyice böyle bir abartılı olabilir. Bu da canınızı sıkabilir. Retro sürecinde böyle bir evden çıkmama isteği olabilir. Böyle bir evde yayılayım, pijamalarımı giyeyim, televizyon izleyeyim, uyuyayım, uyanayım, yiyeyim, içeyim, evde takılayım, ev ziyaretleri olsun, evde vakit geçireyim, böyle bir tembellik üzerinize çökebilir. Hani çok da tembel olmayın canım, sosyal hayata karışın lütfen. Hani bu konuda da hani böyle bir uyarı yapmış olayım. Böyle mazide kalmış, artık bitmiş gitmiş, zamanı geçmiş ailevi konular tekrar hortlayabilir. Böyle bir kendinizi birden ailevi konuların içinde bulabilirsiniz. Böyle bir takım konular konuşulur, bu yüzden canınız sıkılabilir. Aile fertlerine olan güven duygunuz zedelenebilir. Onlarla bir arada olmama isteği içinizde olabilir. Böyle birazcık hani ailevi ilişkilerde can sıkıcı durumlar olabilir. Lütfen çok eleştirel olmayın, çok gergin olmayın, sakin olun. Bunu rica ediyorum sizden.
Yani bazen bu Venüs retrolarında, şimdi 4. evden geçtiği için bu Venüs retrosu 4. evinizde, böyle aileden bir gayrimenkul haberi de gelebilir. Al bu evi senin üstüne yaptım ya da bizde bir tarla taban vardı, sattık, parası sana gelsin filan. Böyle bir aileden bir kıyak olabilir. Bu aynı zamanda eşinizin ailesinden de olabilir. Eşinizden de bir sürpriz olabilir. Ya biliyor musun, ben bir para biriktirmiştim senden gizli. Al bunu, üzerine para koyalım, bir ev alalım diyebilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu ailevi ilişkiler derken sadece anne babayı anlamayın lütfen. Çocuğunuz da işin içinde, eşiniz de işin içinde. Genel olarak ailevi ilişkiler, her türlü ailevi ilişki işin içinde. Yani demek ki bunları biraz kafa yoracaksınız, biraz gözden geçireceksiniz, sakin olacaksınız. Güven duygunuzun öyle kolay zedelenmesine izin vermeyeceksiniz. Bu kadar. Şimdi şöyle, ev almıyoruz, ev satmıyoruz. Tarla tabanı almıyoruz. Niye? Çünkü bu dönemde Venüs retrolarında alınan evden hayır gelmiyor açıkçası. Bu yanlış bir yatırım oluyor ki siz iyi bir yatırımcısınızdır. Siz finanstan anlarsınız, yatırım yapmaktan çok güzel anlarsınız sevgili oğlaklar. Ya belki diyeceksiniz ki Uygur, ben niceleri bir arsa takip ediyorum, işte düşeş bir durum oldu, güzel, ne bileyim, fiyatı düştü değil mi Barış'cığım, kaçırılacak fırsat değil falan. Yani şimdi haklısınız ama yani biraz düşünün, iyi tartın, ölçün, iyi planlama yapın. Hani mümkünse en azından satışla ilgili tapuya Venüs retrosundan sonra gidin. Ne zaman? 16 Nisan'dan sonra. Hani bunu bu şekilde yaparsanız hakikaten daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Evet sevgili oğlaklar, çok güzel takip ediyorsunuz videoları. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlar yazıyorsunuz, sorular soruyorsunuz. Gayet katılımcısınız, beğeniyorsunuz. Bu tabii ki beni çok mutlu ediyor. Barış'ı çok mutlu ediyor. Değil mi Barış'cığım? Evet, aynı şekilde. İki varsınız. Mart ayında o yüzden çok detaylı bir analiz yapacağım sizler için. Mart ayında görüşmek üzere. Uygurcuğum, ben de takipçilerimiz adına şimdiden sana çok teşekkür ederim verdiğin detaylı bilgiler için. Evet Uygurcuğum, kovalar ve yükselen kovaları Venüs retrosunda neler bekliyor? Neler bekliyor? Evet sevgili kovalar ve bilhassa da yükselen kovalar. Koç burcunda gerçekleşecek Venüs retrosu sizin 3. evinizde olacak. Yani iletişim, kardeşler, yakın akrabalar, mahalle arkadaşları, çocukluk arkadaşları, eğitimler, kısa seyahatler, bu alanda bir Venüs retrosu yaşayacaksınız. Şimdi öncelikle kardeşleriniz, yakın akrabalarınızla ilgili ya da böyle hani mahalle arkadaşlarınız, çocukluk arkadaşlarınızla ilgili iletişiminizde, ilişkilerinizde bir takım sorunlar olabilir. Biraz tadınız tuzunuz kaçabilir, biraz güven duygunuz zedelenebilir, biraz ilişkinizi tartıp ölçmek isteyebilirsiniz. Lütfen bir sakin olun, bir tartın, ölçün. Hani orada bir takım keyifsizlikler olsa da, biraz tadı tuzu kaçsa da, Venüs retrosunda olabiliyor böyle şeyler. Lütfen bunu çok büyütmeyin derim. Şimdi şöyle, bu Venüs retrosu bazen şu anlamda çok güzel oluyor Barış'cığım. Şimdi 3. ev olduğu için, ne bileyim, belki bir yakın çevrenizden birine zamanında bir borç para verdiniz ya da kardeşinize. Şimdi insan yakın çevresine borç para verince isteyemiyor. Evet. Çok zordur parayı istemek. Doğru. Ama bu Venüs retrosunda o para gelebilir. Yani mesela bu anlamda çok güzel çalışabilir sevgili kovalar. Kendinizi böyle geçmişe ait konularla ilgili konuşurken, özellikle ilişkiler hakkında konuşurken, bunlarla ilgili bir gündem oluşmuşken bulabilirsiniz birdenbire. Böyle sağda solda, yakın çevrenize ya da hani böyle bir bu konular hakkında konuşuyorsunuzdur. Hani çok sizin tarzınız değil ama böyle bir gündem içinde kendinizi bulabilirsiniz. Hani o konuda sizi uyarayım. Belki uzun zamandır görmediğiniz çocukluk arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz ki bu tam size göre. Çünkü yükselen kovalar çok sosyaldir Barış'cığım. Evet. Çok severler böyle grup organizasyonları, dernekler, böyle bir hareketlilik. Evet. Hani bundan çok hoşlanırlar. Aslında bu Venüs retrosu o anlamda güzel bir destek. Tekrar böyle bir uzun zamandır görmediğiniz çocukluk arkadaşları, belki yakın akrabalar, onlarla bir araya gelebilirsiniz. Bu anlamda çok güzel. Eğer böyle bir kısa seyahat planlıyorsanız, iş amaçlı olabilir ya da keyfi tamamen. Hani birkaç gün şöyle bir yerlere gideyim. Hani dikkat edin. Bagajlarınıza dikkat edin. İyi organize olun. İyi planlar yapın. Biraz keyfiniz kaçabilir bu seyahatlerde. Çok o seyahatten beklediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Ne bileyim, uçak röter yapar. Otobüste bir sıkıntı olur. Gittiğiniz otelde rezervasyonla ilgili bir sıkıntı olur. Yani planlamayı lütfen çok iyi yapın ve lütfen çok canınızı sıkmayın. Biraz keyfiniz kaçabilir. Çünkü Venüs keyifleri de anlatır. Şimdi alım satım yapmıyoruz. Kesinlikle imza atmıyorsunuz. Ticari faaliyetleriniz varsa bir takım aksaklıklar, gecikmeler olacaktır. Süreçler uzayacaktır. Bunlara lütfen çok canınızı sıkmayın.
Yeni bir karar almayın dedim. Şöyle, şimdi kararlar alabilirsiniz ama bu aldığınız kararların çok istediğiniz gibi gelişmediğini görürsünüz. Planlarda bir takım aksaklıklar olduğunu görürsünüz ve bu yüzden de biraz canınız sıkılabilir. Sakin olun, Venüs Retrosu'nun bitmesini bekleyin. Olmadı planlarınızı biraz askıya alın. Biraz daha gözlemci bir tutum sergileyin. Hani şu an belki de hareket etmek için doğru bir zaman değil, bunu demeye çalışıyorum aslında sizlere. Onun dışında zihinsel yaratıcılığınızın çok yükseleceğini düşünüyorum. Zihinsel yaratıcılık, sanatsal potansiyeliniz, hani onu göreceksiniz. Çünkü Venüs içe dönüyor, oradaki o yaratıcılığı arttırıyor. Bu anlamda da aslında çok verimli olacağını düşünüyorum sevgili kovalar. Evet, teşekkür ediyorum. Size niye teşekkür ediyorum? Bu ay videoları çok güzel takip ettiniz, yorumlar yazdınız, sorular sordunuz, son derece katılımcıydınız. Bir de Kova Burcu astrolojinin burcudur biliyorsun Barış'cığım. Tabii. Yani mesela özellikle kişi sorar mesela danışanlar geliyor ve soruyor. Hı-hı. Mesela ben astrolojiye ilgi duyuyorum. Hemen bakarsın o kişinin haritasında bir kova vurgusu vardır. Ha. Ya Merkür kovadadır ya ayı oradadır ya bir güney ay düğümü ay, yani bir yerde bir kova vurgusu vardır. Sende durum nasıl? Ben de güney ay düğümü kova. Kuzey ay düğümü aslan. O yüzden ne yapıyorum? Güney ay düğümündeki bilgiyi toplayıp kuzey ay düğümü aslana gitmeye çalışıyorum. Hı-hı. Yani astroloji bilgisini alıyorum geçmiş yaşamlardan. Bugünkü hayatta işte çekim yapıyorum aslan. Anlatabiliyor muyum bu şekilde? Bu durumda biz de sana verdiğim bu detaylı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür izleyicilerimiz ediyorum. Adına. Ben teşekkür ederim. Mart ayında detaylı bir analiz yapacağım sizler için sevgili kovalar. Bu sadece Mart ayındaki Venüs Retrosu ile ilgili bir video. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Uygurcuğum, balıklar ve yükselen balıkları Venüs Retrosu'nda neler bekliyor? Neler bekliyor? Evet sevgili balıklar ve bilhassa da yükselen balıklar. Koç burcunda gerçekleşecek Venüs retrosunu siz ikinci evinizde yaşayacaksınız. Bakın Venüs bir finansal gösterge, ikinci evde maddi kaynaklarınızı anlatan bir ev. Demek ki maddi kaynaklarla ilgili bir evde bir finansal gösterge geri harekette. Bu ne demek oluyor? Finansal konularda biraz sıkıntılar olabilir Mart ayında. Zaten hatırlarsanız 2017 genel burç yorumlarında ben sizi Mart ayı konusunda uyarmıştım. Lütfen Mart ayına hazırlanın. Mart ayında biraz finansal anlamda sıkıntılar olabilir demiştim. Lütfen buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bir yandan Uranüs transiti var sizin maddi kaynaklar evinizde, Koç burcunda ikinci evde. Zaten uzun süredir maddi kaynaklarınız sıkıntılı. Para bir geliyor bir gidiyor, bir istikrarsızlık var. Yani bir gün aniden gelebiliyor, aniden gidebiliyor, bir harcama çıkıyor. Hani orayla ilgili zaten bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir de Venüs geri hareketi demek ki biraz sizi finansal konularda yoracak gibi gözüküyor. Maddi disiplininize çok önem vermeniz gereken bir ay. Şimdiden hazırlanın, hesaplarınızı iyi kontrol edin. Sürpriz harcamalar çıkabilir. Lütfen eşinizle, İş ortağınızla, sevgilinizle, kimseyle maddi konulardan dolayı tartışmamaya çalışın. Hani bu sizi biraz gerebilir ama lütfen bunu yapmayın. Bu konuda biraz sakin olun. Sizler zeki insanlarsınız. Hem soyut hem somut zekaya sahip insanlarsınız. Karşıdakinin hislerini, duygularını, fikrini çok güzel hissedebilen, analiz yapabilen insanlarsınız. O Venüs de dengeyi anlatır. Lütfen retrosunda maddi konulardan mütevellit kavga, gürültü, hırgür, keyifsizlikler çıkmasın. Ona lütfen dikkat etmenizi çok istiyorum. Güzel bir haberim olabilir. Geçmişten kalan artık gelmez dediğiniz bir para gelebilir. Şimdi Venüs Retrosu'nda bu para gelir mesela. Bu anlamda da güzel aslında. Öyle düşünün. Alışveriş konusunda dikkat ediyorsunuz. Özellikle Venüsyen konularda nedir? Yiyecek içecek alışverişleri, kılık kıyafet, kozmetik. Hani bunlarda dikkat edin. Niye? Fazla para ödeyebilirsiniz. Fişinizi kontrol edin. Ya da hatalı, ayıplı mal derler değil mi? Hı hı. Ayıplı bir mal alabilirsiniz. Hani bunlarda lütfen dikkat edin. En çok sizin etkileneceğiniz alan maddi konular. Buna dikkat edin. Onun dışında Mart ayını daha detaylı bir şekilde Mart başı konuşuyor olacağız. Bununla ilgili bir çekim yapacağız. Hı hı. Hiç merak etmeyin. Bu Venüs Retrosu'na spesifik bir videoydu. Çok izliyorsunuz. En fazla sizler izliyorsunuz bizi balıklar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yorumlar yazıyorsunuz. Ne bileyim mesajlar atıyorsunuz. Harikasınız. Mart ayında görüşmek üzere. Uygurcuğum, ben de izleyicilerimiz, takipçilerimiz adına sana çok teşekkür ederim. Verdiğin değerli bilgilerden ötürü. Efendim, www.reklampedia.com ana sitemiz. Lütfen bir göz atın. Bunun haricinde YouTube kanalımız Reklampedia.
Buna da üye olabilirsiniz. Bizi mutlu edersiniz. Ayrıca aynı şekilde bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıda bulunan beğen tuşuna da klikleyiniz. Bu gene bizi çok mutlu edecektir. Efendim yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.